ve delil sayılmaz. Yazan Necati Cumalı. Seslendiren Meral Ekinci. Kızgınların Sefer bir otlak anlaşmazlığı yüzünden komşu köyden çoban Veli'yi vurdu. Tabancasını Veli'ye doğrulttuğu güne kadar köyde akranları arasında sıradan bir delikanlıydı Sefer. Her yerde haylazlığı, onun bunun karısına kızına sataşmaktan başka bir iş görmediği söylenirdi. Tabancasından çıkan kurşunlardan biri her nasılsa Veli'nin bağırsaklarına saplanınca köylüleri Sefer'in ne erkek ne kabadayı adam olduğunu anladılar. Sefer'i bambaşka bir gözle görmeye başladılar. Jandarmalar köyde bir hafta aramadık ev, samanlık, kuyu bırakmadılar. Yakınlarını sıkıştırdılar. Sefer'i bulamadılar. Bütün köy birlik olup Sefer'i sakladı. Bir hafta sonunda Sefer, jandarmaların yakınlarına yaptığı baskıya dayanamadı. Kendi ayağıyla gidip karakola teslim oldu. Yargılanması sırasında köylüleri kadın erkek otobüs otobüs İzmir'e taşınıp duruşma salonunu doldurdular. Suçlu bölümünde kılı kıpırdamadan oturan Sefer'i hayran hayran seyrettiler. Sonunda Sefer 15 yıla hüküm giydi. 12 yıl İzmir cezaevinde yattı. 1950'de yayınlanan genel aftan yararlandı, hapisten çıktı. Sefer'in adı önemini yitirmeden 12 yıl köyde ağızdan ağıza dolaştı. Veli ile kavgası, tabancasını çekmesi, köyde kimlerin evinde saklandığı, jandarmalar saklandığı evlere girdikçe avludan avluya nasıl kaçırıldığı her ağızda biraz daha şişirilerek anlatıldı. İzmir'e inen köylüleri cezaevine yumurta, peynir, yağ taşıdı. Karşılığında köye Sefer'den selam getirdi. 12 yıl sonra Sefer kızgın köye döndü. Tarla işlerini, hayvan bakımıyla uğraşmayı hiç de özlemiş görünmüyordu. Bu tür işleri evde 12 yıldır görenlere bıraktı. Sağ kaşına yıkık kasketi, dar kilotu, körüklü çizmeleri, herkese tepeden bakan duruşuyla köy kahvesinin önüne kapağı attı. Gerçekten özledikleriyle, yani yine eskisi gibi kahvenin önündeki alandan gelip geçen kadınlar, gelinlik kızlarla ilgilenmeye başladı. Gözlüydü hala. Kahvede boş sandalyelerden birini ayağının, birini kolunun altına çekiyor, çevresini saranların ısmarladıkları çayları, kahveleri, uzattıkları cigaraları geri çevirmiyordu. Canı isterse onlara hapishane hikayeleri anlatıyor, istemezse şöyle tersinden bir el sallayıp beni az rahat bırakın hele diyor, sandalyesinde geriye kaykılarak kehribar tesbihini çeke çeke geriniyor, esniyor, güneşleniyordu. Kısacası özgürlüğün, aylaklığın tadını çıkarıyordu. Kadınlar vurgundular onun sağa sola buyuran hallerine, tesbih çekişine. Sağ kaşına yıkık kasketini, körüklü çizmelerini görebilmek için kapı aralarından, pencerelerden gelip geçişini gözlüyorlar. Sefer'le karşılaştıkları yerde hoppalaşıyor, fıkırdamaya başlıyorlardı. Kahvenin karşı yönünde, 15-20 adım ileride Bakkal Hamza'nın altını dükkan olarak kullandığı evi vardı. Hamza'nın karısı Hanife, penceresinden ilk görünüşte Sefer'i neredeyse tanıyamadı. Onun bildiği Sefer, pembe beyaz bir delikanlıydı. Kahvenin önünde gördüğü adamın soluk, renksiz, yer yer çizgiler düşmüş yüzü içine dokundu Hanife'nin. Acındı. Bir zamanlar başka genç kızlar gibi onun da ardından koşmuştu Sefer. Hanife biraz erkek kardeşlerinden korktuğu için biraz da güvenemediğinden kaçmış yüz vermemişti. Toyluk işte. O dönem ne bilsin gün gelip de Hamza'yla evleneceğini? Kardeşleri varlıklı diye ağlayıp sızlanmasını aldırmadan evlendirdiler onu. Sefer'in hapse girdiği yıl o da Hamza'nın evine gelin girdi. Suskun, silik, herkesi kendine yabancı tutan bir adamdı kocası. 12 yıl evde, tarlada her hizmetini gördü. Yatağını, ekmeğini bölüştü. 12 yılda 3 oğlan doğurdu ama ısınamadı. Yabancı kalmaktan kurtulamadı kocasına. 12 yıl kocasının yanında
boyundurağa koşulmuş bir çit hayvanı gibi duydu kendini. İstekleri, duyguları küllene küllene, aşk nedir bilmeden 30'una yaklaştı. Gençliğinin, güzelliğinin boşuna geçtiğini sık sık ansıdığı çağa geldi. Pencereden bakıp sefere acırken, gerçekte acıdığı kendiydi, kendi gençliğiydi. Ertesi gün Sefer'i görmek için pencerenin önüne iten bu acıma duygusu oldu Hanife'yi. Göz göze geldiler. Sefer'in hapiste geçen gençlik yıllarının biriktirdiği isteklerle dolu bakışları, solgun yüzüne aykırı düşen bir çelişme ile pırıl pırıldı. Bu pırıltının anlamını Hanife hemen anladı. Yüreği hızla vurmaya başladı. Eski günlerinden daha da yakışıklı buldu Sefer'i. Kendi gençlik, güzellik yıllarında Sefer'i üzdüğünden utandı. Kardeşlerinden korkmakla budalalık ettiğine yandı. Temmuz'un son günleriydi. Tütün tarlalarında da işlerin sıkışık dönemi. Hamza'nın, Sefer'in eniştesinin bağına bitişik 10 dönümlük bir tütün tarlası vardı. Hamza çaresiz dükkanı bekliyor, Hanife 3 çocuğuyla gününü tarlada tütün kırıp dizmekle geçiriyor, gündüzleri pek seyrek köydeki eve uğrayabiliyordu. Bu pencere bakışmasından 2 gün sonra öğleüstü Hanife tarlaları ile komşu bağ arasındaki kuyudan testilerini doldurmaya gitti. Kuyuyu ayva, nar ağaçları ile hatmiler, güne bakanlar çevreliyordu. Hanife ağaçları geçince kuyunun 2 adım ötesinde bir narın dibine çömelip oturmuş üzüm yiyen Sefer'i gördü. O sık yeşillik çemberi ortasında Sefer'le karşı karşıya yalnız kalınca her yanına ateş bastı. Yüzü gözü kızardı. Başı önünde adımları birbirine dolanarak kuyunun taşına sarhoş gibi çıktı. Kovayı kuyuya saldı. Sefer gözlerini dikti. Bir süre kendini süzdü. Ağzındaki üzüm çekirdeklerini sağ omuzu üstünden yere tükürdü. "Kız Hanife," dedi. "Beni tanımadın mı?" Hanife başını kaldırmadan soluğu tıkanarak mırıldandı. "Hiç tanımam mı?" "Tanıdıysan tanıdığına bir geçmiş olsun demek yok mu?" "Dememe sıra bıraktın mı ki?" Sefer kısaca güldü. Hanife'ye yeniden süzmeye başladı. Daha nasılsın bakalım?" Hanife iç çekti. İşte gördüğün gibi." Sefer iç çekti. "İyisin görüyorum. İyisin maşallah. Eskisinden de yamansın." Hanife okşanmış, üzgün gözlerle ilk kez Sefer'e baktı. Gören öyle sanır. Sen göründüğüme ne bakıyorsun? Herkes karşıdan göründüğü gibi mi?" Yine karşılıklı iç çektiler. Sefer elindeki üzüm salkımını Hanife'ye doğru uzattı. "Üzüm gen mi?" Hanife çektiği kovadaki suyu testiye boşalttı. Kovayı yeniden kuyuya saldı. "Sen yemene bak." "Gel azıcık sen de ye kız." Hanife onun hapiste geçen günlerine üzüldüğünü açıklamak için fırsat bildi bu sözleri. "Sen benimle bir mi? Sen hanedir bağlardan uzak kaldın." Sefer'in bakışları Hanife'nin gözleriyle hala canlı göğüsleri, hala ince kalmış beli arasında gidip geliyordu. "Yalnız bağlardan mı sanıyorsun?" Hanife karşılık vermedi. Kovadan 2. testesini doldururken güldü. Sefer yutkundu. Sol elinin ayasını 2-3 kez yere vurarak yanı başında yer gösterdi. "Az gel hele şöyle yanıma otur." Hanife sağına soluna baktı. "Olur mu? Gören olursa ne der?" "Kim görecek kız? Bizimkiler bağda değil. Dayımgillere imeceye gitti. Uzatma gel hadi." "Sizinkiler bağda değil ama benim veletler çardakta." "İyi dedin ya, çardaktan ne görecekler?" "Nerede kaldım diye seslenirlerse, geciktim diye benim büyük oğlan çıkar gelirse." "Seslenirse gidersin. Gel bak sana ne diyeceğim." "Ne diyeceksen olduğun yerden desen ya." Neden böyle konuştuğuna Hanife kendi de şaşıyordu. Bacakları tutulmuş kalmıştı. Ne testilerini alıp gidebiliyor,
ne de sefere yaklaşabiliyordu. Sefer yediği üzüm salkımının çöpünü elinden fırlattı attı. Sıçradı kalktı. Hanife'yi bileğinden yakaladı. Bağ kütüklerinin arasına doğru çekti. ''Ne diyeceğimi sen bilmen mi? Bunca yıl beni yaktığın, erittiğin yetme mi?'' Hanife etme, bırak, evliyim, çocuklarım var diye bir iki inledi. Gücü, direnmesi gittikçe kesile kesile bileğini Sefer'in elinden kurtarmaya çalıştı. Derken kendini yerde Sefer'in kolları arasında buldu. Çekişmekten ikisi de soluk soluğa kaldılar. Sefer yüzünü, boynunu öpüyor, şalvarını sıyırmaya çalışıyordu. Göğsünü, damarlarını o güne kadar hiç duymadığı bir sıcaklığın sardığını duydu. Kollarının bütün gücüyle Sefer'e sarıldı. Hanife tütünlerin geciktiğine inandırdı kocasını. Çocuklar uykularını alsınlar, arkadan gelsinler dedi. Günler uzundu. Geceden uykularını almazlarsa daha öğle olmadan tütün dizerken uyuklamaya başlıyorlardı çocuklar. İş ilerlemiyordu. Karanlıkta fırladı evden. Elinde gemici feneri uçar gibi adımlarla gözü kapalı bildiği incecik tarla yolunu tuttu. Kocasının daha başka kuşkularını da yatıştırmıştı. Kimden zarar gelecekti ona? Üç çocuk anası kadına kim sataşacaktı? Kimin nesi olduğunu etraftan bilmezler miydi? Yol üstünde kim varsa yabancıları mı? Yolun iki yanında çardaklar adam dolu. Öksürse tökezlese 40 kişi koşardı yardımına. Köyün çıkışında bir çeşme, bir çınar ağacı, bir sebze bahçesi. Ardından tütün tarlaları, bağlar, anızlı tarlalar. Değişik aralarla incir, zeytin ağaçları, böğürtlen, mersin, erguvan kümeleri. Kunduraları sık sık bağların, tarlaların setlerinden yola yuvarlanmış taşlara çarpa çarpa ilerledi. Tarlalarına komşu bağın kıyısında yükselen iri iri ceviz ağacının karaltısına yaklaşırken yavaşladı. Yeldirmesinin etekleri arasında tuttuğu feneri kıstı. Cevizin altında yanan bir cigara ateşi hızlı çekişlerle bir iki kez parlayıp küllendi. Sefer'in fısıltısı duyuldu. ''Kız Hanife, sen misin?'' Fenerin ışığı, cigara ateşi söndü. Dalları yere inen cevizin sık yaprakları sardı üstlerini. Yıldızları seyrekleşen göğü görmez oldular. Ağıran günle yaprakların yeşilini, cevizin ak gövdesiyle bağ kütüklerinin karasını seçebildikleri saate kadar seviştiler. Bir hafta her sabah böyle buluştular. Her sabah doğuda tepelerin üstü bakır yeşiline çalarken ayrıldılar. Ardından Hanife aşk sarhoşu tütün tarlasına koştu. Şarkı söyler gibi tütün kırmaya daldı. Sefer gözüne kestirdiği bir ağacın gölgesinde uyudu. Bu bir hafta her gece erkenden yattı Hanife. Hamza'yı kendine yaklaştırmadı. Yorgunum dedi. Kolumu kıpırdatamıyorum dedi. Hele şu tütünün ardı gelsin dedi. İlkin 11 yaşındaki oğlu kuşkulandı Hanife'den. Gün doğmasına yakın kardeşleriyle tarlaya geldikleri zaman anasının henüz bir ya da iki sıra tütün kırabildiğini gören çocuk kayıtsızlığından ötürü babasına düşman kesildi. Anasını kıskanmaya başladı. Bir haftanın sonunda Hanife evden çıkmaya hazırlanırken büyük oğlunu yanında gördü. ''Niye kalktın? Yat uyu, uykunu al sen.'' dedi. Oğlan aldırmadan pabuçlarını çekti ayağına. Dargın dargın homurdandı. ''Ben uykumu aldım.'' Ana oğul birlikte çıktılar evden. İlk adımlarda Hanife ne dediyse oğlundan küskün karşılıklar aldı. Sonunda ikisi de sustular. Birbirlerini kollayarak çeşmeyi, incecik taşlı yolu geçtiler. Cevize yaklaştıkları sırada Hanife feneri kısmadı. Oğlunun yüzüne tutarak sesini yükseltti. ''Önüne bak, ayağını taşlara çarpma.'' Aksi gibi sözünü tamamlamadan o sırada kendi ayağını bir taşa çarptı. Çocuk somurttu. ''Ben ayağımı taşa çarpmıyorum, sen kendin çarpıyorsun.'' Hanife sesini daha da yükseltti. ''Ben de onun için sana önüne bak diyorum ya.'' Cevizi geçerlerken her sabah yanan cigara parlamadı. Sefer'in fısıltısı duyulmadı. İlk korkuları dağılan Hanife rahatladı. Bir iki adım daha ilerlediler, durdu.
geriden atılan bir kemetle adımları bağlanmış gibi cevizden uzaklaşamıyordu bir türlü. Yanındaki canı ciğeri oğlu da olsa seferini bekletemezdi o. Kolları boş, üzgün bırakamazdı. Birden iki büklüm oldu. Feneri oğlunun eline tutuşturdu. Kıvranmaya başladı. ''Tut hele, tut! Ah, of!'' Oğlan şaşırdı. ''Ne oldun?'' ''Sancılandım, of, ölüyorum, gene tuttu.'' Çocuk annesinin koluna girmek istedi. ''Otur istersen, az dinlen.'' Hanife dirseğiyle oğlunun kolunu geri itti. Ellerini karnına bastıra bastıra cevize doğru ilerlemeye başladı. ''Of, kaç gündür bu sancılardan kurtulamıyorum. Hadi sen bırak beni. Az bırak da şu kıyıda rahatlayayım. Yürü git, işe başla sen, meraklanma.'' Çocuk elinde fener yolun üstünde kala kaldı. Hanife bağın setini açtı, cevizin altına yürüdü. Kendini seferin sabırsız kollarına attı. Oğlu ne yapacağını bilemeden bir süre bekledi. Sonunda seslendi. ''Ana, ana kız, ne oldun? Nerede kaldın?'' Hanife seferin kolları arasında inledi. ''Geliyorum, az daha bekle, geliyorum.'' Az sonra toz toprak içindeki yeldirmesiyle oğlunun yanındaydı. Her sabahki gibi aşk sarhoşuydu yine. Canlanmıştı, sevinçliydi. Oğlu kendisini küskün bakışlarda süzerken tarlaya vardılar. Çocuk o günden sonra bazen öğleüstleri, bazen ikindiye doğru anasının çardaktan kaybolduğunu fark etti. Öfkeli öfkeli aranmaya çıktıkça anası ya bağ kütükleri arasından ya da yakındaki hendeklerin birinden doğrulup gülümseyerek geri dönüyordu her defasında. Bu kaybolmalar, aramalar Ağustos sonlarına kadar sürdü. Ağustos sonunda tütün işi sona erdi. Hamza tarladaki çardağı söktürdü. Hanife ile çocukları tarlaya gidip gelmelerini kestiler. Hamza yattıkları odanın pencere kepenklerini çekerken karşıda kahvecinin kahvenin önündeki iskemleleri içeri aldığını gördü. Sefer kızgın, ayakta, kahveden ayrılmak üzereydi. Hamza kepenkleri çengelledi. Döndü, ocağın rafı üstünde yanan lambayı ocağın içine indirdi. Soyunmaya başladı. Yatağı odanın ortasına yayılmış hazırdı. Karısı aşağıda mutfaktaydı hala. Hamza bir cigara yaktı. Sol ayağını altına alıp pencere önündeki sedire oturdu. Cigarasını ağzına taktı. Sağ kolu sedirin ot yastığına dayalı, cigarasını içerek karısının gelmesini beklemeye başladı. Cigara bitti. Hanife görünmedi. ''Yorulmak nedir bilmez bu benim karı.'' diye geçirdi içinden. Yoğurt mayalamaya inmişti aşağıya. Yoğurt mayaladıktan sonra Allah bilir yine hangi işlere daldı. Bir cigara daha yaktı. O da bitti. Karısı görünmedi. Eh, artık gecikiyordu. Yerinden kalktı. Oda kapısına çıktı. Aşağıda mutfaktan vuran ışık sofaya çıkan merdivenleri hafif aydınlatıyordu. Karşıda sofanın öbür ucundaki odanın kapısı açıktı. Usulca o odaya yaklaştı. Üç çocuğu yan yana uyuyorlardı. Odanın kapısını kapattı, merdiven başına döndü. Hafifçe seslendi. ''Hanife, kız Hanife!'' Hanife merdivenlerin alt ucunda göründü. ''Ne var? Gene ne istiyorsun?'' ''Daha işim bitmedi mi? Seni bekliyorum.'' ''Benim işim kolay biter mi? Sen beni bekleme, yatmana bak.'' ''Yoğurdu çalamadın mı daha?'' ''Yoğurdu çaldım, unu eliyorum.'' ''Hadi yeter gayrı, gerisini yarın elersin.'' Hanife aksileşti. ''Benim un elememden sana ne? Bir eksiğin varsa söylesen ya.'' Hamza aşağıdan aldı. ''Bir bardak su getir bir zahmet.'' Susadığından değil, gerdek gecesinin birden uyanan özlemiyle uydurmuştu bu bahaneyi. Önce bir salkım üzüm yemişlerdi beraber. Bir bardak su istemişti karısından. Suyu elinden alınca da... Şimdi suyu getirirken karısının da aynı anıyla yumuşayacağını umuyordu. Hanife elinde bir bardak su, suratından düşen bin parça yukarıya geldi. ''Buyur.'' Hamza zar zor suyu içti. ''Hadi yorulduğun yeter, yatalım gayrı.'' Hanife homurdandı. ''Sana işim var dedim, duymadın mı?''
Ben de işi bırak diyorum ya sana. Bırakayım da kimler yapsın? Hamza birden ansıdı. Dün fırına ekmek vermişlerdi. En az daha 2 günlük ekmekleri vardı. Evde ekmek var ya, un elemenin acelesi ne? Kuskus yapacağım, sen yat uyu. Hamza kızdı. Bir aydır gönlünün olmasını bekledim, sana ellemedim. Derdimi anlamıyor mu? Hanife kapıya doğru yürüdü. Boşuna üstüme varma, benden hayır yok sana. Neden, neyin eksik? Hanife yumruklarını karnına bastırdı. Sancım var. Seninkisi boşuna merak. Karın ağrısıdır, ısınırsın geçer. Hadi gel yat. Nasıl sancılandığımı sen bir bilsen. Sancıları ben çekiyorum, sen değil. Hamza'nın sabrı tükendi. Karısını bileğinden yakaladı. Çok uzattın gayrı. Hanife birden silkindi. Hamza'yı şaşırtan, olduğu yerde donduran bir öfkeyle bileğini kurtardı. Ama illallah senden. Yetti, burama geldi. Her işine koştuğum yetmedi de bir de sancılana sancılana senin keyfini mi edem? Hamza mırıldandı. Ne demeye aksileşiyorsun? Öfkesi daha da artan Hanife yılların tiksintisiyle boşaldı. Şu içeride yatan çocukların hatırı olmasa daha bir gün senin kahrını çekmem, yüzünü görmeye katlanmam. Anlıyor musun? Sancım var dedim, keyifsizim dedim, işim var dedim. Daha ne istiyorsun benden? Sende din iman yok mu? Yat ne halim varsa gör. Bırak beni kendi işimi görem. O öfkeyle kocasının şaşkın bakışları arasında Sergen'i açtı. Sergen'de dürülü duran ince bir yatağı, yatağın üstündeki örtüyü kucakladı, hışımla oda kapısına doğru yürüdü. Anlaşıldı, senden rahat yok bana. Ben aşağıda mutfakta yatarım. 40 yılın başı, başım dinç, bir gece gözüme uyku girsin bari. Hamza odanın ortasında kala kaldı. Tek söz etmeden gitti, sedirin üstüne çöktü. Bir cigara daha yaktı. Sıkkındı. Cigarası bitmek bilmiyor gibi geldi ona. Yavaş yavaş kafası işlemeye başladı. Ülen ne sancısı bu? 12 yıldır yatağa girince adama sürünmeden durmayan bu karıya ne oldu? Bir aydır yorgunum diyor, bitkinim diyor, sancılanıyorum diyor, kaçıyor. Ne girdi bunun aklına? Bütün gün sancılanmıyor da gece yatağa gireceği sırada mı sancılanıyor bu kahpe? Aşağıda bir tıkırtı duydu, kulak verdi. Ev yine sessizliğine gömülmüştü. Kurt bir kez aklına düşmüş, yavaş yavaş oyuyordu kovuğunu. Nedense o günlerde dükkana gelen bir tanıdığının sözleri dönmeye başladı kafasında. Adam, "Tütünü kolayladın mı Hamza Efendi?" dedi. Hamza, "Ya çok şükür," diye karşılık verdi. Adam, "Senin karı çalışkan maşallah," dedi ve sırıttı. Bu sözler belliğinde 3-5 kez yinelendi. Adamın sırıtışı büyüdü, yapıştı kaldı suratında. Bu pis sırıtış gitmiyordu gözünün önünden. Ne vardı ortada sırıtacak? Kuruntulu, kimseye güveni olmayan bir adamdı zaten. Kafasında çeşitli kuşkular aşağı kulak vermeye başladı. Aşağıda bir kap düştü yere. Yine sessizlik. Karısı odadan çıkarken arkasından çekmiş kapatmıştı kapıyı. Hamza yerinden kalktı. Gaz lambasını kıstı ve kapıyı usulca açtı. Sofadan mutfağı dinledi. Mutfak kapısı kapalıydı. Hamza bir süre olduğu yerde kaldı. Karanlıkta bir fısıltı çalındı kulağına. Yine sessizlik. Dinledi, dinledi. Yoksa ona mı öyle gelmişti? Yine o fısıltı. Karısının öfkelenmesiyle kırılan cesaretini topladı. Ülen dedi içinden. Ev benim değil mi? Karı benim değil mi? Burada ne dikilip duruyorum? İner bakarım. Cigara paketi, kibriti avucundaydı hala. Avucunun içinde bir kibrit çaktı. Merdivenlere doğru ilerledi. Allah kahretsin, ne kadar ses çıkartmamaya gayret etse, gövdesinin ağırlığı altında esniyor gıcırdıyordu kupkuru merdiven tahtaları. Mutfakta telaşlı bir patırtı başladı. Duyduğu sesleri neye yoracağını kestirmeye çalışırken avucundaki kibrit söndü. Patırtı sürüyordu. Bir kibrit daha çaktı. Geri kalan basamakları hızla indi.
mutfak kapısını bir tutuşta açtı. Hay Allah, mutfaktan gelen rüzgar avcundaki kirbitin alevini savurdu, söndürdü. Mutfak karanlıktı. Mutfağın avluya bakan penceresi de açık. Pencereden avluya kocaman bir karaltı atladı o karanlıkta. Acele bir kibrit daha çaktı. Karısı yorganı başına çekmiş yatıyordu. Ayağının ucuyla karısını kalçasından itti. Kalk kız kahpe, yalandan uyuma. Hanife yatağının içinde sıçrayarak doğruldu. Ne oldu, ne küfrediyorsun? Kimdi o giden? Ne gideni? Hamza kirbitin ışığını mutfağın içinde dolandırdı. Karısının yatağı ucunda, sefer kızgının körüklü çizmelerinin gölgesi büyüdü. Mutfağın duvarına vurdu. Bu çizmeler ne arıyor burada? Kibrit söndü. Hamza bir kibrit daha çaktı. Hanife'nin göz yuvaları açık pencere ile çizmeler arasında hızla gitti geldi. Kadın üstünden yorganını kaptığı gibi kocasına doğru savurdu. Adamın elinde alevi henüz büyüyen kibriti söndürdü. Sana sormalı, ben ne bilem? Karanlıkta yatağından fırladı. Az önce yerini bellediği çizmeleri kaptı, açık pencereden dışarı fırlattı. Avluda birbiri ardından iki çizmenin yere düştüğü telaşlı ayak sesleri duyuldu. Hamza karanlıkta kükredi. Kız namussuz, feneri neye yakmıyorsun? Kibritin elinde, kendin yaksan ya. Kız kibritim tükenmezse yakmam mı? Dışarıda biri var, duymuyor musun? Senin kibritin tükendiyse benimki koynumda mı? Patlamasan ya, aklımı karıştırma da kibriti bulayım. Kim olacak avluda? Kız feneri yak diyorum sana. Ezmeyeyim kafanı. Hanife feneri yaktı. Hamza aydınlanan mutfakta yatağın ucuna çevirdi gözlerini. Kız kahpe, çizmeler nerede? Hanife omuz silkti. Ne çizmeleri? Sefer kızgının çizmeleri. Hanife şaşılacak bir çabuklukla soğukkanlılığını topladı. Sefer kızgının çizmeleri ne arasın bizi mutfakta? Hamza yumruğunu havaya kaldırdı. Kız, az önce çizmeleri görünce sana sormalı diyen sen değil min? Karanlıkta çizmeleri dışarı atan sen değil min? Söyle, yoksa bir vuruşla gebertmeyeyim seni. Tehlikeyi savuşturduğunu anlayan Hanife'nin kendine güveni daha da arttı. Tövbe tövbe, sen 12 yıllık karına iftira mı ediyorsun? 3 çocuk anası karının namusuna kara mı sürüyorsun? Utanmak arlanmak kalmadı mı sende? Bir akşam keyfini yerine getirmedim diye edeceğin bu muydu bana? Hamza karısını kolundan kavradı, sarstı. Yatağının üstüne savurdu. Beline doğru bir tekme salladı. Kadın hızla döndü. Tekmeden kurtuldu. Gözümle gördüm kız. Sefer kızgının çizmeleriydi. Karanlıkta senin avluya attığını kulaklarımla duydum. Hanife düştüğü yerden feneri kaptı. Hele üstüme gel. Bu feneri yere çarpar, evi yakarım. Avluya atacak olsam çizmeler avluda olur. Niye çıkıp avluya bakmıyorsun? Hamza feneri karısının elinden aldı, avluya çıktı. Avluda çizme göremedi. Avlu kapısı ardına kadar açıktı. Hışımla karısının yanına döndü. Görüyor musun? Avlu kapısı da açık işte. Hanife dikleşti. Hele elini kaldır, hele vur. Bir gün bu evde oturmam. Bir gün daha sana koca demem. Avlu kapısı açıksa açık. Neden açık kaldığını ben ne bilem. Bağırıp çağırıp da konu komşuya, çocuklarıma rezil mi edeceğim beni? Kapıyı açan varsa hırsız mı, katil mi, mal düşmanı, can düşmanı mı? Erkek gibi arayıp anlasan ya. Hamza birden verdiği bir kararla sokağa çıktı. Bekçiyi buldu, muhtarı, Hanife'nin kardeşlerini uyandırdı. Bütün bu kalabalıkla az sonra evinin avlusuna döndü. Hamza'nın demesi, kendisi mutfak kapısını açtığı sırada sefer pencereden dışarı atlamış, Hanife karanlıkta onun içeride unuttuğu çizmelerini avluya atmış, sefer de çizmelerini alıp kaçarken avlu kapısını açık bırakmıştı. Uyku sersemi muhtar Hamza'ya, ''Dur bakalım, sakin ol, telaş etme.'' dedi. Hanife'ye döndü. ''Öyle mi?'' Hanife, kocasını yatıştırmanın yolunu, dediklerini büsbütün yalan çıkarmamakta buldu. Hayretle omuz silkti. Ne bilem?
Mutfakta çizme var mıydı? Vardı. Kimindi? Ne bileyim ben kimindi? Hamza öfkeyle atıldı. Sefer kızgınındı. Muhtar esnedi, elini Hamza'ya doğru kaldırdı. Dur hele, sabırlı ol. Doğrusunu elbette şimdi anlarız. Yine Hanife'ye döndü. Ne oldu o çizmeler? Tuttuğum gibi pencereden fırlattım, attım. Niye? Hamza daha yürekten parladı. Niye? Baş muhtar, Hanife'nin ağabeyleri, bekçi avuçlarının içini ağzına doğru kaldırdılar, Hamza'yı susturdular. Sen sus, sen dinle hele. Hanife başörtüsünün ucunu gözlerine kadar çekti. Niyesi var mı? Niyetinin iftira olduğunu anladım da ondan. Çizmeleri ben uyurken yatağımın ucuna getirip kendi komadığı ne belli? Hanife'yi haklı bulan kalabalık ya diye mırıldandı. Hamza'ya döndüler. Muhtar sordu. Sen buna ne diyorsun? Hamza köpürdü. Ben mi koymuşum çizmeleri? Tövbe tövbe. Allah canımı alsın, sabah sağ çıkmayayım ki sefer avludan çıkmadan alsın kaçsın diye atan kendi. Vay rezil garı vay, vay namussuz garı vay. Hanife'nin ağabeyi homurdandı. Hele benim yanımda kardeşime küfretme bakalım Hamza efendi. Kendine gel, ispatın ne? Çizmeleri kendin getirip mutfağa komadığın ne belli? De bakalım da anlayalım. Hamza çırpındı. Pencere açıktı, avlu kapısı açıktı. Muhtar bıyıklarını sıvazladı, dudak büktü. Bu sıcaklarda hepimizin kapısı penceresi açık. Hanife'nin ağabeyi yine söze karıştı. İspatın ne? Avlu kapısını kimin açık bıraktığı ne belli? Gittikçe çaresiz kalan Hamza öfkeyle solumaya başladı. Boşanırım, davacıyım. Ben bu garıyı evimde tutmam. Çocuklarıma ana dedirtmem. Hanife'nin ağabeyi Hamza'nın üstüne yürüdü. Ülen anamuzsuz. İspatın ne diyorum sana? Benim kardeşim senin dediğin gibi ise ben boşanmana bırakmam, kendi elimle öldürürüm. Şerefimi temizlerim. Niyetin boşanmaksa erkek gibi boşan. 12 yıllık karına iftira etmesene. Aşağılık herif, gancık. Muhtar araya girdi. Bekçi araya girdi. Tarafları yatıştırdılar. Sonunda kalktılar, hep birlikte çizmelerini görmek için Sefer Kızgın'ın evine gittiler. Kapıyı Sefer Kızgın açtı. Çizmeleri hemen kapının arkasındaydı. Sefer yumruğunun tersiyle uykudan kalkmış gibi gözlerini ovuşturdu, gelenleri tersledi. İstediğiniz ne? Bu saatte niye geldiniz kapıma? Muhtar bir çizmelere, bir Sefer'in uykulu gözlerine baktı. Bir soruşturmamız vardı da. Sefer homurdandı. Ne soruşturması? Suçum ne? Şikayet eden kim? Gece yarısı ne demeye uykusundan kaldırıyorsunuz adamı? Muhtar kapatmak, tatlıya bağlamak isteyerek yumuşak sözlerle Hamza'nın şikayetini özetledi. Muhtara göre hani neredeyse Hamza rüya görmüş sayılırdı. Nedir ki Sefer, yumuşaklıktan anlayacak adam değildi. Öfkeyle burnundan soludu, başını iki yana salladı. Senin hatırın olmasa muhtar dedi, ben bilirdim o Hamza efendi denilen... Tövbe tövbe, adam bozuntusunu edeceğimi. Ben 15 yıl boşuna mı yattım? Namus sözü araya karışırsa alimallah gözüm kararır, bir 15 yıl daha yatarım. Alın götürün karşımdan şu salak mezar kaçkınını da boşu boşuna belaya bulaştırmayın beni. Kalabalığın ağzı açık kaldı. Sefer bu, bir 15 yıl daha yatar mı yatar? Hamza'yı Sefer'in öfkeyle yüzlerine kapattığı kapının önünden alıp uzaklaştırdılar. Hamza, gözümle gördüm, Sefer'in çizmeleriydi, kapının arkasında duran çizmelerdi, diyordu hala. Köy alanında durdular. Muhtar kolunu Hamza'nın omzuna attı. Canım Hamza efendi dedi, uzatma gayrı, bütün patırtın bir çift çizme mi? Hamza muhtarın kolunu tutup omzundan indirdi. Daha ne olsun? Dur, alevlenme. Çizmeleri Hanife'nin yanına ben getirip koymadım diyorsun. Sen koymadınsa bir düşmanın getirip koyamaz mı? Hamza ellerini göğe açtı. Kim olacak benim düşmanım? Bekçi söze karıştı.
Düşmansız adam olur mu Hamza Efendi? Hepimizin düşmanı var. Benim yok. Vardır. Sen düşmanının kim olduğunu nereden bileceksin? Muhtar. O da kabul dedi. Senin düşmanın olmaz da halifenin olur. Olmaz mı yani? Hamza başını iki yana salladı. Ya Rabbi, ya sabır. Kim olacak halifenin düşmanı? Muhtar düşünceli düşünceli baş parmağıyla işaret parmağı arasında bıyıklarını çekiştirmeye başladı. Olur Hamza Efendi. Her türlü düşmanlık olur. Sen nereden bileceksin? Komşulardan biri geçindiğini çekemez. Karının çalışkanlığını çekemez. Varını yoğunu çekemez. Ah muhtar efendi, çizmeleri biri getirip bıraksa ne demeye avludan alıp kaçsın? Muhtar bıyıklarını bir iki kez daha çekiştirdi. Kaçar kaçar. Niye kaçar? Gıcca atıldı. Ne de olsa bu konuda görmüş geçirmişliği vardı. Çizmelerini senin elinden kurtarsın diye kaçar. Bekçinin öne sürdüğü bu son gerekçeye kalabalığın aklı yattı. Hamza çaresizdi yine. Ben bilmem dedi. Ben davacıyım. Muhtarın patırtının kapanacağına güveni artmıştı artık. Bir cigara yaktı. Dumanını Hamza'nın yüzüne doğru üfledi. Davacısın kabul. Tanığın var mı? Hamza omuz silkti. Bunun tanığı ne? Gözümle gördüm. Bekçi güldü. Gözünle görmek yeter mi? Hakim tanık ister, ispat ister. Hamza öfkeyle bekçiye döndü. Yetmezse ne yapam? Sineye mi çekem? Boynuzlayem mi? Hanife'nin kardeşleri yine homurdanmaya başladılar. Köyde ne türlü olay olursa olsun kılı kıpırdamayan muhtar bir el hareketiyle hepsini susturdu. Hamza'yı karşısına aldı. Dinle Hamza efendi, sözümü kesme. Gördüğün ne? Alt yanı bir çift çizme. Sen karının yatağı yanında bir çift çizme gördüm diye biz ne yapalım istiyorsun? Çizme gördüm diyorsun, ortada çizme yok. Sefer kızgının çizmeleri diyorsun, sefer kızgının çizmeleri evinde. Kapısının arkasında yerli yerinde duruyor. Daha başka tanığın yok, ispatın yok. Karı boşamaya bir çift çizme görmek yeter mi? Ah Hamza efendi. Her karımın yatağı yanında bir çift çizme gördüm diyen koca karı boşasa karıların hali ne olur? Ben seni aklı başında adam bilirdim Hamza efendi. Bunları düşünemen mi? Ne oldu bu akşam böyle sana? Hadi şeytana uyma. Sen beni dinle. Üç çocuğun var. Ne gerek senin elin çizmeleri? Çizme deli sayılmaz. O kadar diyorum işte ben sana. Hadi git eve karının gönlünü al. Barışırsa barışır. Sen böyle çalışkan kadını boşarsan bir daha bulabilin mi sanıyorsun?